Bir kardeşimiz şu şekilde ifade etmiş. Paramı çalıştırması için bir tüccara vermiştim. Kar ortaklığı olarak epey bir zaman ortaklığımız devam etti. Ve her ay hesap görüyorduk. Ancak son birkaç ay toparlanamadık. Daha sonradan toplandığımızda kar değil zarar ettiği ortaya çıktı ve bu zarar benim ona verdiğim sermayeyi aşıyor. Piyasaya borçlanmış. Bunun sebebi de aldığı malı zamanında tüketemememiz ve sezon bitmiş ve elindeki malın kıymeti çok düşmüş. Kârdan vazgeçtik, hatta sermayeden de. Sorumuz şu, bu borcu kim ödemelidir? Yaptığımız ticaret benim anladığım bir ticaret değil diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İslam hukukunda birçok ortaklık şekli vardır. Bu ortaklıklardan bir tanesi de emek ve sermaye ortaklığı dediğimiz, sual eden kardeşimizin de ifade ettiği üzere kurulan bir ortaklık ki buna fıkıh dilinde mudarebe ortaklığı denir. Evet. Bir taraf sermaye verir, diğer taraf ise o sermayeye emeğini koyar ve ticaret yapılır. Elde edilecek olan kar aralarında konuştukları doğrultusunda taksim edilir. Ancak mudarebe ortaklığın caiz olabilmesi için gerekli bir takım şartlar vardır. Bu şartların başında gerek sermaye sahibi, ki buna Rabbul Mal deniyor fıkıh dilinde, gerek mudarip, yani parayı çalıştıracak olan emek sahibinin muayyen bir miktar ücret alması söz konusu olamaz. Örneğin ben parayı vereceğim size sermaye olarak, siz ise bununla ticaret yapacaksınız. Desem ki bu parayı ben size veriyorum, ayda bana şu kadar para vereceksin, üzeri senin olsun. Bu aslında bir nevi parayı sana karz olarak, yani borç olarak veriyorum. Ama vermiş olduğum borca mukabilde senden ücret alıyorum. Yani parayı kiraya vermiş oluyorum. Evet. Oysa paranın kiraya verilmesi bildiğimiz klasik faizdir. Faizdir. Bu bağlamda bu caiz değil. Peki muayyen olan ücreti ben değil de siz alsanız, yani al bu parayı çalıştır, elde ettiğin karı bölüşeceğiz veyahut da sen ayda sabit şu kadar bir ücret alacaksın tarzında yapacak olursak, bu durumda da ben sizi kiralamış oluyorum. Ama neye karşılık kiralamış oluyorum? Benim paramda ticaret yapmak üzere kiralamış oluyorum ki bu da Hanefi mezhebine göre caiz olan bir kiralama sistemi değildir. O yüzden mudarebe ortaklığında emek ve sermaye bir araya toplanır. Sermayedar sermayeyi verdikten sonra parada herhangi bir dahli bir çalışması söz konusu olmaz. Emekçi, yani mudarip diye tabir ettiğimiz kişi o parayla ticaret yapar. Elde ettikleri kar aralarında konuştukları oranca taksim edilecektir. Evet. Peki soru şu. Bu ticaret yapıldı ve ticarette kar değil de zarar söz konusu oldu. Bu zarar öncelikle nereye yansıtılmalıdır? Bu noktada deniyor ki mudarebe ortaklığı nihayete ermedikçe, sonlandırılmadıkça, yani parayı veren Rabbul Mal, sermaye sahibi parasını geri almadıkça ne kar elde edilmişse edilsin, ne kadar daha önceden aralarında taksim edilmişse edilsin, bunlar bir kenara not edilmedi. En sonunda şirket feshedildiğinde, nihayete erdiğinde, yani sermayedar verdiği sermayesini geri aldığında bunlar da hesap edilerek kar var mı yok mu hesap edilecektir. Evet. Örneğin ben size 10 lira verdim, 2 lira kar ettiniz, 12 lira. 2 liranın 1 lirası sizin, 1 lirası benim şeklinde bir taksim ettik. Elinizde yine 10 liranız var. Bir ticaret daha yaptınız ama o ticarette ise 2 lira zarar ettiniz. Evet. Bu durumda o zarar nereden karşılanacak? Bu zarar öncelikle kardan karşılanacaktır. Yani siz de aldığınız o 1 lirayı koyacaksınız. Ben de aldığım 1 lirayı oraya koyacağım. O zarar bu şekilde karşılanacak. Sermayeyi korumuş olacağız. Demek ki kar etmemişiz. Ama zararın diyelim ki 4 liraysa, bu durumda önceki 1 liralara tekrardan koyacağız. 2 lira kar karşıladık, verdik ama zarar bitmedi. O zaman sermayeden karşılanacaktır. Evet. O zaman sermayemiz 10 liradan 8 liraya düşecektir. Velev ki bu çok uzun bir vadeli olsa bile, yani birkaç yıl mudarebe ortaklığı yapmışız ama hiçbir defasında bozmamışız. Devamlı sermayelerimizi aynı miktarda tutmuşuz, karı bölüşmüşüz. Aradan belli bir zaman geçmiş ve zarar ettiniz. Bu durumda da tekrardan eskiye dönük o karlar toplanmalı. O karlar eğer o zararı karşılamaması durumunda sermaye yansıtılmalıdır. Eğer dediğimiz gibi mudarebe ortaklığı nihayete erdirilmemişse. Ama bir ortaklık yaptık, parayı verdim, çalıştırdınız, ticaret yaptınız, kar oldu, karı bölüştürdük ve akdi fesk ettik. Evet. Ben paramı aldım, siz kendi yolunuza, ben kendi yoluma. Sonra tekrardan anlaştık, ikinci bir anlaşma yaptık, parayı yine size verdim ticaret yapmak üzere. Bu ticaretteki kar ve zarar ile evvelki ticaret hiçbir bağlantısı kalmayacaktır. Evet. Ama evvelki ticaretle bağlantısı devam söz konusu olursa, yani mudarebe ortaklığı devam ederse. Peki zarar kar karşılamıyor, sermaye de karşılamıyor ise sualde ifade edildiği üzere bu durumda bu Rabbul Mal'ın zimmetine mi tahallük eder, yoksa mudarip diye ifade ettiğimiz parayı çalıştıracak olan kimsenin zimmetine mi? Bu noktada da bu ortaklığı ikiye ayırıyoruz. Mutlak manada mudarebe ortaklığı, mukayyet, belli bir kayıtla sınırlandırılmış mudarebe ortaklığı. Mutlak dediğimiz şu, sermayedar parayı veriyor ve diyor ki meşru olmak kaydıyla her türlü ticaret yap. Sana bu konuda bir tahdit getirmiyorum, bir sınırlandırma getirmiyorum. Genel bir elde edeceğin karı aramızda bölüşeceğiz. Evet. Bu genel bir yetkidir. Şehir dışına da çıkabilirsin, o şehirde de yapabilirsin, farklı bir sektörde de ticaret yapabilirsin ki bu konuda ben bir tahdit getirmemişim. Evet. Bu noktada sizin yetki alanlarınız nedir? Sizin yetki alanlarınız bir tüccarın o bazda bir ticari kapasiteye sahip olan, iş hacmine sahip olan bir tüccarın örfen neleri yapabiliyorsa onları yapabilme yetkiniz vardır. Evet. Gerek sefere çıkma olsun, gerek işte müşterilerinize yemek ısmarlama, çay ısmarlama. Tabii bu ticaret hacminize göre değişir. Evet. Yani ticaret hacminiz diyelim ki ufak çapta bir ticaretse orada büyük çapta bir masraflar örfen bu tahammül edilmeyecek bir durum ise bu konuda sizin böyle bir masrafınız şirket malından değil şahsi malınızdan olacaktır. Evet. Ama ufak tefek işte çay ısmarlamalar veyahut da daha büyük bir ticaret hacmine sahipseniz yemek ısmarlamalar, belki daha da büyükse konaklama gibi müşterilerinizi konaklama imkanı sunmanız, evet, bunlar artık örfe göre değerlendirilecek şeylerdir. Bu mutlak mudarebede. Peki mukayyetse ne demek mukayyet? Yani sınırlandırılmış, tahdit edilmiş. Demişim ki ben size bu parayı sana veriyorum. Sadece falan sektörde iş yapacaksın. Veyahut da falan mallar üzerine ticaret yapacağım veya filan çarşıda sadece ticaret yapacaksın şeklinde bir kayıt getirmişsem bu durumda sizin bu kayda uymak zorunluluğunuz vardır. Şayet uymayacak olursanız uymadığınız andan itibaren gasip hükmüne geçersiniz. Evet. Ne demektir gasip? Örneğin ben size bu parayı verdim. İşte dedim ki İstanbul'un dışına çıkma, İstanbul'da ticaret yap. Siz ise aldınız parayı, Ankara'ya gittiniz. Ankara'ya çıkar çıkmaz, yani daha doğrusu İstanbul'dan çıktığınız anda o parayla beraber siz gasip oldunuz. Benim paramı gasp ettiniz. Benim paramı gasp etmiş oldunuz. Bu saatten sonra o parayla elde edeceğiniz kar da size aittir, zarar da size ait olacaktır. Evet. Çünkü mudarebe ortaklığında sermaye sahibi parasını mudaribe ilk verdiği anda bu verme emanettir. Bu kabız diye tabir ettiğimiz, yani sizin o parayı teslim almanız kabz-ı eman diye ifade edilen emanet teslim almasıdır. Yani bundan o paranın helak olması noktasında sizin herhangi bir sorununuz olmayacaktır. Evet. O parayı ticarete çevirdiğiniz anda, yani alışveriş yapmaya başladığınız anda vekalet sisteme girmiştir. Kar elde ettiğiniz anda ise şirket, ortaklık oluşmuştur. Ama mal sahibinin çizmiş olduğu sınırı aştığınız andan itibaren de gasip olursunuz. Gasip olduğunuzda da artık bu saatten sonra yapacağınız ticaret mal sahibi namına değil şahsi namınız olacaktır. Kar da size, zarar da size. Ama parayı tabii gasp ettiği için ayrı bir günaha. O ayrı bir konudur. Yani evet, kar sizedir derken o karın mülkiyeti size ait olsa da bu hapis bir mülkiyettir. Elbette burada tasadduktur asıl olan. Ama evet, o mal benim malım olmayacaktır. Evet. Ben sadece verdiğim ana paramı bilirim, ana paramı isteyebilirim. Bunu şunun için söyledim. Şimdi kardeşimiz diyor ki biz bir ortaklık yaptık. Ben sermayeyi verdim. Ticaretle uğraşıyordu kardeşimiz. Ticaret yapıyordu. Her ay toplanıyorduk, hesap görüyorduk, pay ediyorduk. Ancak birkaç ay hesap görmedik. Bu zaman zarfında da bir mala para yatırmış ama sezonu geçmiş veyahut da belki de vadeli almış, evet, sezonu geçmiş ve fiyatlar da düşmüş. Dolayısıyla elindeki mal borcunu karşılamıyor. Bu durumda bu borç kime tahallük edecektir? Eğer bütün bu işlemler mal sahibinin onayıyla olmuşsa, yani ona o ticarette izin verdiği çerçeveyi aşmamışsa, mudarip onun dediklerinin dışına taşmamışsa bu durumdaki sorumluluk tamamıyla sermaye sahibine aittir. Ama ben size 10 lira verdim, 10 liranın üzerinde borçlanmayı kabul etmem demişsem, bir kayıt getirmişsem veyahut da siz bir borçlanmaya giderken bana sormadan borçlanmışsanız, yani sermayeyi aşan bir borçlanmaya gitmişseniz, evet, bu durumda otomatikman sorumluluk size ait olacaktır. O yüzden bizim buradaki asıl bakmamız gereken şey şu olmalıdır ki, emekçinin yapmış olduğu bu işlemlerden sermaye sahibinin izni, haberi var mıydı, yok muydu? Veya tahdit etmiş olduğu sınırı aştı mı, aşmadı mı? Bu noktada da hüküm farklılık arz edecektir. Eğer aşmamışsa veyahut da her yapılandan da mal sahibinin izni ve onayı varsa bu durumdaki sorumluluk tamamıyla mal sahibine ait olacaktır. Çalışan kimsenin cebinden ekstra bir şey çıkması gerektiren bir durum yoktur. Bir de burada şöyle düşünmek gerekir. Neticede şirket ortaya bir şey koymaktadır. Ve kim ne koyduysa zararda koyduğu şeyden olmalıdır. Evet. Emek sahibinin koymuş olduğu şey emeğidir. Sermaye sahibinin koymuş olduğu şey de sermayedir. Elde edilecek olan kardan taksim de emek sahibi emeğinden dolayı o paraya hak sahibidir. Para sahibi ise parasından dolayı, yani malik olduğundan dolayı ona hak sahibidir. Zarar söz konusu olduğu zamanda da kim ne koyduysa oradandır onun ki o zaman emek sahibinin emeğe gitmiş, para sahibinin de parası gitmiş olacaktır. Evet. Ama biz burada emek sahibinin emeğe gittiği gibi bir de artı borçlansın diyecek olursak o zaman damin olmadığı bir konuma girmiş olur ki bu ise doğru bir şey değildir. Evet hocam.